Abdullah Öcalan'ın e, bulunduğu kendine göre bir pozisyon var. E, yani cezaevinde ve e, yapmak istediği, yapabileceği bütün hamlelerin ilk şartı e, görüşmelerinin önünün açılması. Bunlar ailesiyle olabilir, avukatlarıyla özellikle olabilir ya da HDP'lilerle olabilir. Şimdi bu görüşmeleri yapabilmesi için hiçbir biçimde iktidar bloğunu ve devleti kızdırmaması gerekiyor. E, bunun bilincinde ve dolayısıyla stratejik hamleler yapıyor. Fakat yani çok uzun zamandan beri Abdullah Öcalan'ın geçmişteki avukat görüşmelerindeki mesajlarına da bakarsanız roller biçiyor Abdullah Öcalan. Diyor ki benim rolüm bu diyor işte PKK'nın rolü budur diyor Şahin olacaktır PKK. HDP kendi siyasi yolunda gidecektir diyor. Benim rolüm de budur diyor. Ben işte görüşmeciyim, burada ayrı bir konumdayım diyor. Bu rolü herkesin benimsemesi ve kendi rolünde herkesin hareket etmesi üzerine çok duruyor. Dolayısıyla şu an e, Tayyip Erdoğan'a destek e, verdiğini ben açıkçası düşünmüyorum. Ha belli görüşme periyotlarında Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Mesela açık açık söyledi. İşte o Milliyet Gazetesi'nde e, yayınlanan ilk böyle görüşme tutanaklarında. Şunu söyledi işte Kürt meselesinde belli beklentileri var Tayyip Erdoğan, e, Abdullah Öcalan'ın. Bunların yapılması işte kendi özgürlüğü ya da ev çıkartılması gibi şeyler karşılığında başkanlık sistemini biz destekleriz. Başkanlık sistemi Türkiye için iyi bir şey olur dedi mesela. Tayyip Erdoğan için bu kritik bir şeydi. Yani Kürtlerin başkanlık sistemine geçişte desteğini almak kritik bir şeydi. Çünkü başka türlü referandumda %51'in üzerine çıkamıyordu. Fakat Türkiye'de belli şeyler yaşandı. Mesela gezi süreci yaşandı. Mesela 17-25 yaşandı. Bu iki şey yaşandıktan sonra Tayyip Erdoğan öyle bir e, otoriter, e, diktatöryel çizgiye doğru savruldu ki Ondan sonra HDP artık e, Tayyip Erdoğan'la bu işin olamayacağını yani Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi götürdüğü noktada e, ülkenin demokrasisi gerilerken e, Kürt sorununun çözülemeyeceğini belli bir noktadan sonra yani 17-25'ten özellikle 2015'in sonlarına doğru gördü ve yeni bir strateji belirlemeye başladı. İşte bu stratejide Selahattin Demirtaş'ın e, işte unutulmazlar arasında giden seni başkan yaptırmayacağız e, cümlesiyle berraklaştı. Şimdi Selahattin Demirtaş bu cümleyi söyledikten sonra artık Tayyip Erdoğan'ın Öcalan'la işte o başkanlık sistemi pazarlığı üzerine kurduğu e, politik birliktelik dağılmış oldu. E, dağılınca işte 7 Haziran e, seçim sonuçları ortaya çıktı. Tayyip Erdoğan tek başına iktidar e, olamadığı, AKP'nin tek başına iktidar olamadığı bir seçim sonucu ortaya çıktı. Ve Tayyip Erdoğan artık MHP bloğuna doğru savruldu. E, şimdi HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın ee, e, Tayyip Erdoğan'ın ülkeye götürdüğü antidemokratik noktada hiçbir sorunu çözülemeyeceği dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın ba kesinlikle başkan yaptırılmaması gerektiği yöndeki politikasına Abdullah Öcalan da uydu aslına bakarsanız sonradan. Hı hı. Fakat e, avukatlarıyla görüşe, görüşemediği için bunlar kamuoyuna çok yansımadı. Fakat şu an geldiğimiz noktada e, son açıklamalarına baktığımızda hani üzerine bu kadar baskı kurulmuş, çok uzun zamandır avukatlarıyla görüştürülmemiş işte 800'ün üzerinde başvuru yaptı avukatlar. Buna rağmen görüştürülmemiş bir kişi olabilecek en dengeli açıklamayı yaptı. Yani Tayyip Erdoğan'ı AKP'yi kızdırmayayım bu görüşmelerin yeniden önü kapanmasın. Ben buradan bir trafiğim olsun benim. Ama böyle Kürt seçmeni de böyle hani Tayyip Erdoğan'la tamamen organize hareket eden bir noktaya itip genel olarak Kürt hareketinin HDP'nin kaybedeceği bir noktaya da itmek istemiyor partisini. Dolayısıyla öcalan işi zor yani sonuçta hapiste bu kişi fakat öcalanın kararlarına söylemlerine bakmamak lazım genel olarak politik politika konuşuyorsak burada bakacağımız kişiler HDP'nin siyasi olarak liderleri HDP'nin genel olarak politikasıdır bunda da biz genel olarak bir tutarlılık görüyoruz çok uzun zamandır bir tutarlılık görüyoruz yerel seçimlerde de böyle bir tutarlılık vardı referandum süreçlerinde de böyle bir tutarlılık vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin hani geleceğinde bir rol almak istiyor Kürtler. Tayyip Erdoğan sonrasında bir rol almak istiyor Kürtler. Buna yönelik hamleler yapıyorlar ve bu hamlelerde de kendi içlerinde tutarlılar.